Değerli Cumhuriyet Halk Partili dostlarım, Uşak'tan, Eşme'den, Ulubey'den, Sivaslı'dan, Karallı'dan gelerek gecemizi onurlandıran yürekli yol arkadaşlarım, sevgili Banaz'da hemşerilerim, değerli basın emekçileri, sizleri yürekten selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yaşıyorsunuz. Banaz ilçe örgütümüze ve bu gecenin düzenlenmesinde büyük emeği geçen yol arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu toplantılarda aday aday olarak bizler kendimizi sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ben bu toprağın bir çocuğu olarak sizleri kendimi anlatmayacağım. Çünkü hepiniz beni çok yakından tanıyorsunuz. Sevgili dostlarım, ben bu gece burada sizlere neler yaptım, neler yapmak lazım, neden adayım onu anlatmaya çalışacağım. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Banaz Belediye Meclis Üyesi seçildim. 2009-2011 yıllarında Banaz Belediyesi'ni temsilen Ege Belediyeler Birliği'nde meclis üyesi olarak görev yaptım. 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldum. Üyelerle yapılan ön seçimde 14 değerli aday adayı arasında geçen yarışı 4. sırada bitirdim. Partime küsmedim, yılmadım. 2011 genel seçim sürecinde ve 2014 yerel seçimlerinde partimin başarısı için özveriyle çalıştım. Üzerime düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Çünkü şunu biliyorum. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Sevgili yol arkadaşlarım, bizler bu mücadelede omuz omuza, el ele birlikte olmalıyız. Biz partimiz ve partilimizle kavga etmemeliyiz. Bizim kavgamız ülkeyi bölenlerle, soyanlarla olmalı. Gücümüzü ve söyleyecek sözümüzü onlara saklamalıyız. Onların kim olduğunu büyük usta Nazım şu dizelerde söylüyor. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, gelişen hayatın düşmanı. Onlar fakir köylü Haççek adına, ırgat Süleyman'a düşman, sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir sevgilim, onlar vatana düşman. Yürekli Cumhuriyet Halk Partili dostlarım, benim kavgam onlarla. Ülkeyi adım adım karanlığa sürükleyen onlar. Cumhuriyetin kalelerini tek tek ele geçiren onlar. İnsanları Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye ayıran onlar. Devletin fabrikalarını, limanlarını satan onlar. Ülkesinin ordusuna kumpas kıran onlar. Terör örgütüyle pazarlık yapan onlar. Ülkeyi soyan, paraları sıfırlayan onlar. Bin odalı saraylarda saltanat süren onlar. Peki bizler, emperyalizme karşı kurtuluş savaşı veren bizler, cumhuriyeti kuran bizler, toprak işleyenin, su kullananın diyen bizler, ne ezilen, ne ezen, insanca, hakça bir düzen diyen bizler, tam bağımsız Türkiye diyen bizler, Gezi Parkı'nda baskıya, zulme direnen, vurulan, ölen bizler, yürekli dostlarım, onlar az, biz çoğuz. Çünkü biz halkız, haklıyız. Bu kavga haklı ile haksızın kavgasıdır. Bu kavga iyilerin kötülerle kavgasıdır. Bu kavga ülkesini sevenlerin soyanlarla kavgasıdır. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz 7 Haziran'da Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir seçim var. Bu seçim Cumhuriyet'in yol ayrımıdır. Bu seçim
Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyeti koruma mücadelesidir. Bu mücadele kişisel hırsların tatmin edilme yeri değildir. Bu mücadele makam ve mevki kavgası değildir. Bu mücadele bir sorumluluktur ve bir zorunluluktur. Ben bu onurlu kavganın bir neferiyim. Bu mücadelede görev ve sorumluluk almaya hazırım. Neden milletvekili aday adayım? Ülkemizin üstüne bir karabasan gibi çöken tehlikenin farkındayım. Halkımızın Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye ayrılmasına, ülkemin bölünmesine karşıyım. Kumpaslarla vatanseverlerin yıllarca zindanlarda tutulmasına isyan ediyorum. Türkiye'nin soyulmasına, ülkemin sömürülmesine, güzel ülkemin topraklarının rant için talan edilmesine, yandaşlara peşkeş çekilmesine razı değilim. Üretmeden tüketen bir toplum yaratan AKP zihniyetine karşıyım. Türk halkının her geçen gün daha çok borç batağına sürüklenmesine karşıyım. Gençlerin işsiz olmasına, iş bulanların aç kalmasına, emekli olabilenin zar zor yaşamasına razı değilim. Atatürk devrimlerini, Cumhuriyet değerlerini yıkmak isteyen kindarların sonuna kadar karşısındayım. İsmet İnönü'nün söylediği gibi, bir memlekette namuslu insanlar namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur sözünden yola çıkarak her geçen gün daha karanlık bir gidişe dur demek için milletvekili aday adayıyım. Yeter artık yoruldum, billahi. Sevgili dostlarım, ön seçimde seçileyim ya da seçilmeyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uşak'ta birinci parti olması için elimden gelenden daha fazlasını yapacağıma söz veriyorum. İnanıyorum ki 7 Haziran'da Uşak'tan Cumhuriyet Halk Partili en az 2 milletvekili çıkaracağız. Bunu ben değil, biz yapacağız. Birlikte başaracağız. Yürekten söylüyorum. Sultanların saltanatını yıkacağız. Bin odalı saraylarını onlara dar edeceğiz. Bu onurlu kavgayı biz yüreğimizle kazanacağız. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.